Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayında karşınızdayız sevgili seyirciler. Dünya teknolojiye dayalı ekonomik gelişme modelinin üzerinde konuşuyor, tartışıyor. Bütün yatırımını, yaşamın bütün beklentilerini, getirilerini teknolojiye ve teknoloji dayalı büyümeye e, endeksliyor. Türkiye'de de özellikle son dönemde geç kalmış olmamıza rağmen son böyle 5 senede 10 sene içerisinde bu konu çokça konuşulmaya, ekonomide de ana kriterin teknoloji olması, teknoloji merkezli olması yönünde çok önemli konuşmalar ve bir ilgi olduğu çok aşikar. Tam da bu dönemde bir takım yatırımlar yapılmaya başlandı ve bu yatırımlar savunma sanayinden tutun ilk işte yerli otomobile kadar, bugün itibariyle demir yollarından tutun hava yolundan karayoluna kadar her anlamda Türkiye'nin çok ilgisini çeken, çok konuştuğu, e, geç de kalmış olsak bir şekilde içine binmek için uğraştığı bir tren haline geldi. Biz de bugün hem e, AK Parti'nin çok önemli bir ismiyle, Sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakanlığı döneminden beri çok yakından e, çalışan ve bugün itibariyle bu Türkiye'nin içinde bulunduğu teknolojik gelişim sürecinin ana mimarlarından bir tanesiyle, devlette şu anda Cumhurbaşkanından sonra iki numaralı isimle konuşacağız. Kim o? Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Barank. Sayın Bakan hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum. Özellikle bu mesela bu elektrikli araç meselesinde Türkiye tam treni kaçırmak üzereydi. Çünkü dünya artık... E, belli bir 2027'de mi? Ondan sonra artık şey üretmeyeceğiz dediler. Bu içten yanmalı motorlu araçlar üretmeyecek. Elektriğe geçiyoruz dediler. Türkiye tam kaçırmak üzereyken treni kendi elektrikli aracını üretti ve bir üretti, pir üretti galiba. Evet yani. Şu anda bize şey söylesenize, e, toga olan ilgiyi biz televizyonlardan filan görüyoruz. Ama işin e, maddi anlamda satış boyutu mesela üretim rakamlarını açıklıyorsun sürekli. Ama ben mesela satış rakamını bilmiyorum. Şu anda mesela ne kadar sattı tok? Kaç tane tok satıldı? Tabi biliyorsunuz e, Türkiye'nin otomobili Tok ön satışa çıktı ve e, ön satışla 177 bin vatandaşımız bu arabayı satın almak için 60 bin liralık kaporayı yatırdı. Bu arabayı almak istediğini ilan etti. TOG'un üretim e, rakamlarına baktığımızda ilk sene 20 bin araç üretmeyi planlıyorlardı. Bu talep geldikten sonra 28 bin üretecekler, ikinci yıl 60 bin üretecekler. Dolayısıyla ilk iki yılın bütün aslında e, talebini e, almış oldular. E, burada 177 binlik talep gerçekten çok yüksek bir talep. Şunu da söyleyeyim, e, şirket de bu kadar talebi aslında beklemiyordu. Onların beklentilerinin de üstünde e, bir talepten bahsediyoruz. Bu sene 28 bin araç üretecekler. Bunun 20 bin tanesini ön siparişle e, sipariş veren vatandaşlarımız teslim alacak. Ee, diğer vatandaşlarımız da artık 2024 senesini bekleyecekler. Bir planlama yapılmıştı. Yani 29 Mart'ta galiba bir teslim mi olacaktı? Ee, bir yani Nisan ayı içerisinde bir teslimat yapılacaktı. Orada bir erteleme oldu galiba. Niye erteleme? Yok, bir erteleme yok. Şöyle ee, biliyorsunuz ilk aracı Sayın Cumhurbaşkanımız sipariş vermişti. Emine Hanım'la beraber sipariş vermişti. O araçlar teslim edildi. Daha sonra O araçlar derken birinci bir, bir tek o ilk araç, bir de sayın cumhurbaşkanımızın makam aracı olarak da bir ha, araç, iki. iki tane araç teslim edildi. Daha sonra Azerbaycan cumhurbaşkanı Sayın Aliyev ilk siparişi veren devlet başkanıydı. Onun aracı teslim edildi. Ondan sonra bütün bakan arkadaşlarımız, kabinedeki arkadaşlarımız, cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Bey de dahil olmak üzere, onlar makam aracı olarak araçlarını teslim aldılar ve bundan sonra da peyderpey e, vatandaşlarımız araçlarını şu an teslim etmeye teslim almaya başlayacak. Kabinedeki bütün bakanların makam aracı tok mu şu an? E, hepsinin makam aracı tok. Gayet güzel. Hepsi kullanıyor. Bakın yıllarca ne vatandaş bize ne diyordu? Niye siz bu Mercedes'lere, Audi'lere biniyorsunuz? Niye yabancı araçlara biniyorsunuz diyordu. Şimdi bütün kabinedeki arkadaşlarımız makam aracı olarak Türkiye'nin otomobilini TOG'u kullanıyor. Keyifle kullanıyor. Gururla kullanıyor. İlgiden bahsettiniz ya. Bakın siz şöyle bir şey hiç hayatınızda yaşadınız mı? Arabayla gidiyorsunuz. Bir vatandaş kornaya basarak geliyor. Arabayı önüne kırıyor. Sizin arabanızın önüne durduruyor. Sayın Bakanım bir araca dokunayım. Başka hiçbir şey istemiyorum diyor. Gerçekten vatandaşlarımızın çok ilgisi var. Türkiye'nin bu kabiliyete erişmiş olması. Kendi e, bu son teknoloji e, aracını üretmiş olması ve aracın albenisiyle içerisinde kullanılan teknolojilerle vatandaşın gerçekten ilgisini çekmiş olması acayip bir sinerji oluşturdu. Emin olun arabanın yanına gelip hüngür hüngür ağlayan vatandaşlarımız var. Tabii biz bunu gördüğümüzde e, omuzlarımızdaki sorumluluğun ne kadar büyük olduğunu görüyoruz. Ama aynı zamanda hem gururlanıyoruz hem de şükrediyoruz. Çünkü biraz önce söylediniz aslında biz Treni kaçırmıyorduk. Biz otomotiv endüstrisi değişim dönüşüm geçirirken doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaparak kazandık. Ne demek bu? Bakın biz 2019 yılında e, araçları ilk tanıttığımızda ve hatta kamuoyuna ilk e, Türkiye'nin otomobili doğuştan elektrikli olacak dediğimizde bizi eleştirenler oldu. Dediler ki elektrikli otomobiller için daha erken. Belki hibritle başlamanız lazım. Elektrikli araçların şu anda piyasada başarılı olma şansı yok. Ama bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki tam doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapmışız. 2027 galiba değil mi? Avrupa Birliği şeye çıkıyor. 2035. Özür dilerim. Siz daha iyi biliyorsunuz. 35'ten sonra artık sadece evet. elektrikli araba üretilecek galiba değil mi? Evet. Tabi orada e, hidro, e, burada e, Bitkisel yakıtların kullanımı ile ilgili bir takım istisnalar çıkarmaya çalışıyorlar. Hmm. Özellikle Almanya kendi otomotiv endüstrisini Endüstrisi. ayakta tutabilmek için. Ama hedef 2035'ten sonra e, elektrikli olmayan araçların üretilmemesi ile ilgili bir kararı aldılar. Şu anda yani Cumhurbaşkanlığı, Bakanlar Kurulu'na dahil olmak üzere kaç araba teslim edildi? Ya şöyle. 20 tabi, küsür mü oluyor. Yok, bunlar bize teslim edilerler. Bunun kaç tane dışında. Oluyor? Deneyim merkezlerinde işte bugün 3 tane deneyim merkezi açıldı. Deneyim merkezinde beşer tane, onaltı tane ne demek? araçlar deneyim var. Merkezi ne demek? Deneyim merkezi şu demek, biliyorsunuz bu yeni nesil bir araç olduğu için satış modeli de yeni nesil. Yani bu aracı internetten satmak istiyor firma aynı zamanda aracı görmek isteyenlerin de bayiler üzerinden değil kendi deneyim merkezlerine gelerek ha, test Bu, ara bu arabayı tanımalarını istiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinde deneyim merkezleri açmaya başladılar. Ankara'da açıldı, İstanbul'da açıldı, İzmir'de açıldı. Deneyim merkezine gittiğinizde hem aracı görebiliyorsunuz, orada uzmanlar size aracın ne olduğunu tanıtıyor, teknolojisini tanıtıyor. Bunun gibi deneyim merkezlerinde onlarca araç var. Yani şu anda testleri devam eden, Türkiye yollarında hala e, e, test edilen araçlar da var. Şirket çalışanlarının kullandığı araçlar da var. Aslında yollarda TOG'u görmek mümkün ama hala e, sayılı olduğu için. Özellikle kabinedeki arkadaşlarımız e, TOG'u kullandıklarında gerçekten vatandaşlarımızın ilgisi çok yüksek oluyor. Ben şey anlamıyorum. Ben bu arada bu otomobil meselesine hiç ne meraklıyımdır ne severim otomobil ama Hı. bir yandan da ilgimi çekiyor. Çünkü yerli bir otomobil ve evet. ilk kez yapılıyor. O yüzden teknik hata yaparsam kusura bakmayın. Siz aynı zamanda ot türlüsünüzü de düzeltirsiniz. Estağfurullah. De e, şimdi bir sorun şu. Bu araçların bir şarj edilmesi gerekiyor ya. Evet. E deniyor ki TOG'un şarj üniteleri, yani şarj merkezleri yok. E siz şimdi mesela verdiniz atıyorum bir bakana, bakan Kars'a gitti. Evet. Kars'tan bir vatandaş TOG aldı. Arabayı sürdü sürdü, pili bitti. Ne yapacak? E, tabii şimdi arabayı, benzinli aracın da benzini bitebilir. Ama Biz, benzin istasyonu e, var gidip işte doldurur. Burada da aslında tüm Türkiye'de yeterli sayıda şarj istasyonları kurulabilsin diye... Biz devlet olarak bir teşvik ilan ettik Hı. ve bu teşviğe başvuran firmalar şu anda Türkiye'nin her tarafında bu e, istasyonları kurmaya başladılar. E, şu anda tüm Türkiye'de e, 3000'e yakın AC dediğimiz yani yükse, süper hızlı şarj değil. Ee, normal e, şarj 900'e yakında hızlı şarj dediğimiz istasyonlar şu anda mevcut bunların sayısı da peyderpey artıyor ama bu araçlarda şuna dikkat etmek lazım bakın e, bu araçları bir hızlı şarj istasyonuna götürüp şarj ettiğinizde e, bu araçların e, enerji maliyetleri de biraz yükselmiş oluyor hmm. aslında elektrikli araçların en önemli avantajı Bunları akşam gittiğinizde evinizde şarj etmeniz. Yani, yani pili söküp mü yapıyorsunuz? Hayır. Ne yapıyorsunuz? Prizi takıyorsunuz aracınızı şarj Apartmanda. Cep, cep telefonunuzu nasıl şarj ediyorsanız. Ama odada yatağın başucunda ee, duruyor. Yani ya. arabayı alıp yatağın başıcında... Şu anda sitelerde şarjlar hmm. kuruluyor. Farklı noktalarda şarj istasyonları kuruluyor. Dolayısıyla akşam eve geldiniz. sitenizde yoksa bile site olarak bir tane koymanız çok mümkün. Ee, akşam gittiğinizde aracınızı takacaksınız ve sabah tekrar şarj olmuş şekilde aracınızı kullanacaksınız En büyük avantaj böyle bu şekilde yakıt maliyeti e, benzinin 5'te 1'ine 6'da 1'ine Telefon içinde de böyle söylerler ya akşam hani yani kullanın ondan sonra böyle sürekli gün içerisinde dakika başı takıp şarj etmek pil ömrünü azaltır derler Yani bu... lityum pillerde artık öyle bir Yok durum mu? söz konusu değil zaten lityum pillerin bir ömrü var o şarj süreleri o ömürden çok yemiyor. Ama burada asıl olan e, maliyet avantajı. Yoksa hmm. yüksek hızlı şarj ettiğinizde işte 300 kW'lık, 180 kW'lık bir şarj istasyonunda şarj ettiğinizde orada da maliyetler biraz yükselmiş Sizin olur. Togun şarjı ne kadar gidiyor? Yani sizin şu an kullandığınız Togun. Bizim kullandığımız e, Togun şarjı e, 530 km gidiyor. Tabii bu e, kağıt üstündeki bu araçların şarjı. Eğer biraz fazla basarsanız işte sıfır yüzü denerseniz vesaire e, tabi bu süreler aşağı düşebiliyor ama bizim kullandığımız kabinedeki arkadaşların kullandığı araçlar çift motorlu 530 kilometre menzilli araçlar en pahalısı galiba değil mi bu? Ya yani üç şeydi modeldi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Sen. Siz en uzun ömürlü yolda şey olan kullanım evet. süresi olanı kullanıyorsunuz. Şu an bunun anahtar teslim fiyatı ne kadar? Bunlar satışta değil. Satılırsa ne kadar satılır. Daha fiyatı ilan etmeyecek. 1 1.200 civarı falan diyorlar. Doğru mu? 1.200 civarı onlar tek motorlu e, araçlar yani e, bu araçlar bu sene satışa çıkmayacak. Hmm. Bunlar biraz daha güçlü bir araba yani modelimiz. çift motor olduğu için yani dört çeker diyebiliriz. Diyebilir miyiz gerçekten? Evet. Ee, en çok sorulan sorulardan bir tanesi de şu. Şimdi e, bir araba almak isteseniz. Gitseniz bankaya başvursanız bankaların tamamının verdiği kredi 200 bin lira, 300 bin lira civarında. Evet. Sıfır arabaya. E şimdi TOG almak isteyen bir vatandaş nasıl gidip alacak? Kamu bankalarının yerli otomobil fikrini destekleme anlamında TOG'a özel bir kredi açma ihtimali var mı? Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız geçen gün bir televizyon programında bunu zaten ilan etmişti. E, bugün de Hazine Maliye Bakanımız... Ee, bununla ilgili çalışmaları tamamladıklarını hmm. söyledi. Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine TOGO Özel nasıl kamu bankaları bir finansman paketi oluşturabilir bununla ilgili çalışmaları tamamladılar ee, Sayın Bakanımızın ifadesiyle inşallah Sayın Cumhurbaşkanımız bunu kamuoyuna ilan edecek. Şimdi devrim vardı engellendi evet. yapılmasına tarihimiz açısından gerçekten iyi bir fikrin nasıl engellendiğini görmek açısından çok önemli bir örnektir o. Doğru. Ee, Deniliyor ki ilk yerli otomobil devrimdi. O değilse Anadolu'du. Bu araba ilk yerli otomobil değil. Şimdi bize anlatsanıza. ilk yerli otomobil TOG mu devrim mi Anadolu evet. mu? Bunların ne farkı var? Ee, oradaki hani ayrışma nedir? Hep otomobil mi konuşacağız bu arada? Valla size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Gelen soruları görseniz Herkes TOG soruyor size. Çok evet, normal. Biz ben sokakta de, o ilgiyi görebiliyoruz. Valla ben da. de çok TOG'u um merak ediyorum. Ne yalan söyleyeyim ki? Yani. Aksine araba burada. Ee, biraz önce de gençler bana. Tweet atmışlar. Kahve içmeye davet etmişler beni. İstiyorsan oraya beraber gidelim. Olur tabii memnuniyetle. Ee, Araçta gidelim. Sen de test etmiş Ama olursun. Ama o şeyi yapmayın. O ilk böyle bir gazlama anı var ya o belli Öyle ki mi? O biraz ya, güçlü normal çekiyor. Normal trafikte onu yapamayız. O güçlü çekiyor yani. belli ki. Kurallara uymamız lazım. Şimdi e, Türkiye'nin gerçek manada ilk yerli otomobil girişimi devrimdi. Çünkü orada da e, Türkiye'deki mühendisler e, büyük bir gayretle bir araya gelerek Eskişehir'de ee, bir otomobil üretmek üzere motoru da dahil bir otomobil üretmek üzere büyük bir gayret sergilediler ve devrim otomobilini e, ortaya çıkardılar. Ama o zamanki siyasi atmosfer si ve siyasi irade bu aracın arkasında duramadı. Aslında ben bugün Eskişehir'deydim hmm. elektrikli lokomotifin e, raylara indirme e, töreni vardı. Şu anda gittiğinizde devrim otomobili çalışıyor. Ç kontağını hmm. çalıştırıp o arabayla seyahat edebiliyorsunuz. Ama o zaman işte her zaman Türkiye'de olumlu işlere, bu ülkenin e, sıçrama yakalamasını yakalayacağı işlere karşı olan birileri bu ülkede hep oldu. İşte o zaman da devrim otomobiline karşı e, olanlar, bu otomobil projesini batırmak için ellerinden geleni yaptılar. Başta medya olmak üzere bu projeyi batırmak için ellerinden geleni yaptılar. O zamanki siyasi irade de bunun arkasında duramadı. Onun için devrim otomobili ma maalesef tarih sahnesinde yerini almış oldu. Onun için 60 yıllık hayal diyoruz. Devrim otomobilinden beri aslında Türkiye kendi otomobilini üretmek için bir sevdasını hep sürdürdü. İşte... Son dönemde Sayın Cumhurbaşkanımız artık bunu yapabileceğimizi, bunu yapmamız gerektiğini Türkiye'deki teknolojik kabiliyetlerin, üretim kabiliyetlerinin bunu başarabileceğini söyledi. Bu projenin arkasında durdu siyasi irade. Bu projenin arkasında durduğu için de bugüne geldik. Artık TOGG otomobilleri yollarda. Yerli otomobil mi değil mi? Bu tartışma tabii aslında kısır Anadolu bir tartışma. Anadolu mesela değil midir yani? Şimdi şöyle bir otomobile yerli otomobil diyebilmeniz için onun fikri mülkiyet haklarının sizde olması telefon gerekiyor. Telefon gibi. telefon Akıllı telefon gibi. Akıllı telefonun fikri mülkiyet Tabii. hakları sizde ise o telefon sizindir. İşte Anadolu yabancı lisansla üretilen hmm. bir e, araçtı. Dolayısıyla o lisansın sahibi başka bir ülkeydi. Yanılmıyorsam İngiltere. Dolayısıyla başka bir ülkenin lisansı altında üretilen bir araçtı. Ama Türkiye'nin otomobili top, kendi lisansıyla yani IP hakları, fikri mülkiyet hakları Türkiye'ye ait olacak şekilde geliştirilen, üretilen bir araç. Peki fikri mülkiyet haklarının sizde olması ne demek? Bu gerçekten çok önemli mi? Evet, gerçekten çok önemli. Bakın, Türkiye otomotiv endüstrisinde güçlü bir ülke. Bugün Avrupa'nın e, en fazla ticari araç üreten ülkesi kim? Türkiye. 2 milyon araç üretme kapasitemiz var ve otomobil ve otomobil parçası ihracatımız şu anda 35 milyar dolarları yakalamış durumda. Biz endüstride güçlü bir ülkeyiz. Ama diyelim ki dünyanın en iyi kamera sistemini geliştirdiniz. Ve bu kamera sistemini otomobiller için geliştirdiniz. O kamera sistemini herhangi bir yabancı markaya takabilmeniz için, o teknolojiyi, o araca entegre edebilmeniz için işte o markaların genel merkezlerinin iznine ihtiyacınız var. İsim de verelim. Yani Renault'a bir teknoloji geliştirdiniz. Size Fransa'dan Renault sen bunu kullanabilirsin kardeşim benim tedarikçim olabilirsin demediği müddetçe siz o araca o teknolojiyi entegre edemezsiniz. İşte fikri mülkiyet haklarının sizde olması bu demek. Yerli olması bu demek. Biz istediğimiz teknolojiyi bu aracın üstünde kullanabiliriz, geliştirebiliriz. Zaten şu anda Türkiye'nin otomobilinde kullanılan kameralar ODTÜ Teknokent'te iki arkadaşın kurduğu bir şirketin ürettiği kameralar. Aa çok güzel. Bakın gencecik çocuklar bir girişim kurmuşlar, kamera geliştirmişler. Şimdi o kamerayı kamerayla Toga tedarikçi olmuşlar. İşte fikri mülkiyet haklarının sizde olması bunun için çok önemli. Onun için Devrim Otomobili bir girişimdi. Maalesef akim kaldı. O zaman onu baltalayanlar oldu ama Türkiye'nin otomobili, Devrin otomobili şu anda yollarda. Çünkü siyasi irade, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi sapa sağlam arkasında durdu ve bu işi başarmış. Şimdi oldu. bu telefon işinde de böyle aslında. Siz daha iyi biliyorsunuzdur benden. E mesela bu telefon Amerikalı, markası Amerikan. Parayı da Amerika kazanıyor. Ama telefonun kendisinin yani kabından tutun Üretildiği yere kadar Amerika evet. ile alakası Çin'de, yok. Çin'de, Çin'de. Pili üretildi. orada, kendisi burada, bilmem nesi burada ama Doğru. Amerikan. Şimdi mesela bizde de bu çok konuşuluyor. Deniyor ki işte ya kardeşim tok yerli diyorsunuz ama pil Çin'den, tasarımı buradan. Bu bize özel bir şey değil galiba. Bu ya, teknoloji ihracatının aslında bu, merkezi böyle. Bunu söyleyen arkadaşlar ne üretim nedir, nasıl yapılır, otomotiv endüstrisi nasıl işler, ee, bunlarla ilgili en ufak bir fikirleri olmadığını biz anlayabiliyoruz. Bakın şu anda zaten pil dediğiniz teknoloji uzak doğudaki iki tane ülkenin tamamen kontrolü altında. Evet. Dolayısıyla pil ilgili, batarya ile ilgili zaten uzak doğuya bağımlı haldesiniz. Bunun neresi yerli diye soruyorlar. İşte fikri mülkiyet hakları size ait. Apple Onun ne dışında, kadar Amerikansa, o, o kadar bu, Türk. Bu bunun Bunun içerisinde kullandığınız parçalar tabii ki önemli. Yerli tedarikçiyi arttırmanız tabii ki önemli. Sizin o aracınızın rekabetçi olması için de bunu yapmanız lazım. Ama siz eğer herhangi bir ülkeden tedarik edebileceğiniz bir parçayı en ucuz nerede bulursanız getirip araca takarsınız. Çünkü dünyada rekabet etmek istiyorsunuz. Ama ben yerli yapayım, ben yerli yapayım, tedarikçim yerli olsun... Ama arabanın maliyeti yüzde on artsız. Böyle bir ticari anlayış şu günümüz dünyasında olabilir mi? Elbette olmaz. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz: Bu aracın 115 tane tedarikçisi var. Bunların 86 tanesi yerli. Ve bakın, ben geçen gün ee, Togun aracın içerisinde kullanılan bir bilgisayar ve bir yazılım var. Bu arkadaşlarla bir araya geldim. 40 tane genç, zehir gibi genç savunma sanayi kökenli arkadaşlar. Bakın 40 tane arkadaş sıfırdan bir o, e, aracın otomobilin bütün yazılımını yapmışlar. İçerisinde kullanılan yazılım yerli ve milli. İşte biz bunları yerli ve milli geliştirebiliyoruz. Ve yerli tedarikçiyle bunu yapabiliyoruz. Ama bu bizim avantajımıza olduğu için biz bunu tercih ediyoruz. Dolayısıyla bunun neresi yerli diye sormak aslında çok doğru bir soru Biz değil. Bütün mevzu da galiba o yazılım değil mi? Ya tabii ki şu anda e, bakınız e, elektrikli otomobillerle birlikte aslında otomotiv endüstrisi başka bir boyuta geçmiş durumda. Ve ben şunu söyleyeyim bakın e, otomotiv endüstrisi değişir dönüşürken bizim böyle bir girişimle piyasaya çıkmamız aslında bize büyük bir avantaj e, sağladı. Çünkü 100 yıldır otomobil üreten markalar var, firmalar var. Ama bunların bir iş yapış şekilleri var. Bu 100 yıldır yaptıkları işi bir anda değiştirmeleri, dönüştürmeleri, o alana girmeleri, rekabetçi olmaları çok kolay değil. İşte Türkiye'nin otomobilin başarılı olmasının e, bir sebebi de bu. Aslında bir startup mantığıyla, filiz girişim mantığıyla arkadaşlarımız yola çıktılar. Çok esnek hareket edebiliyorlar ve bu esneklik sayesinde de piyasada çok farklı işlere imza e, atabiliyorlar. Burada e, inşallah biz Türkiye'nin otomobilinin Türkiye'de gördüğü ilgiyi yurt dışında da göreceğine biz inanıyoruz. İnşallah. Çünkü aracı kime göstersek kime götürsek gerçekten çok beğeniyor. İşte e, Sayın Aliye ve aracını götürdük çok beğendi. Özbekistan Cumhurbaşkanına Aracını götürdük. Kendisi aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatının dönem başkanı. Şu cümleyi kurdu: Ben gerçekten o sözleri duymaktan da gurur duydum. Bana bu hediyeyi niye getirdiğinizi ben gayet iyi anladım. Bu sadece Türkiye'nin değil Türk Devletlerinin ortak bir başarısıdır. Türkiye'nin kabiliyetlerinin sanayide geldiği noktanın ne kadar önemli ve iyi olduğunu biliyoruz bu gururu hepimiz beraber yaşadık. İşte bunları söyletebilmek aslında yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu göstermesi açısından Bu yıl da en kaç önemli... tok teslim edilecek? Planlama ne en azından? 28 bin. Bu yıl? Evet. Yani 2023 sonuna kadar 28 bin kişiye arabasını vereceksiniz? 28 bin kişiye arabası verilecek. Ee, bu, çok önemli bunu herkes bunu soruyor. Şimdi gazeteci otomobil gazeteci arkadaş, arkadaşlar sorular soruyorlar. Evet Diyorlar ki mesela bütün araçlarda temelde otomobil satışında planlama şöyle olur. Bir basın lansmanı yapılır basın lansmanından sonra e, basına bir test ettirilir ondan sonra <laughs> ön siparişe geçilir. E, TOG'da bu niye yapılmadı deniyor. Hatta diyorlar ki yani burada önce bakanlara test ettiler bakanlar sürdüler biz gazetecilere test ettirilmedi. Niye bu planlama böyle yapıldı? Gazetecilere bir basın testi lansman şeyi olacak mı? Başarısız mı görüyorlar bunu? Bilmiyorum. Emre soruyor bunu. Hatta Emre mesela mesela şunu ben söyleyebilirim. Şu anda Tok daha piyasaya ürününü çıkarmadan Türkiye'nin en tanınan markası oldu mu? Oldu. Demek ki plan planlamasında pazarlamasında bir sıkıntısı yok. Bakın arkadaşlarımız belki eski reflekslerle hareket ediyorlar eskiden bu işler böyle olabilir. İşte lansmana çağırırsınız Avrupa'nın bir güzel şehrinde bu arkadaşları misafir edersiniz, yedirirsiniz, içirirsiniz, aracı gösterirsiniz. Ama otomotiv endüstrisi değişiyorsa pazarlama tak taktikleri, teknikleri de değişiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin otomobili Böyle bir yol izlemek Ama ne istemiş. var ki niye böyle bir şey yapmak istemiyorsunuz? Yani gazeteci... ben değil ya bu benim kararım değil. Bakın burada Ama ee... sorarsınız yani. Şimdi mesela Tesla gelmiş. Arkadaşların sorularına da var da o yüzden ben de bildiğimden sormuyorum. Evet. Dediğim gibi yani bana aksettiren size soruyorum. Mesela Tesla faaliyete başlamadan araçları Haziran'da teslim edecekmiş. Önce basına test ettirmiş. Diyorlar ki bütün araçlarda rutin budur. Tesla'da testlatı diyorum. TOGG'da neden böyle bir yöntem seçilmedi? Arkadaşların tercihi bu. Hmm. Yani ben başarısız da bulmuyorum. Bakın tekrar söylüyorum şu anda Türkiye'nin en tanınan markası TOK otomotiv e, endüstrisinde otomotiv piyasasında olduğu gibi bütün markalar içerisinde de en tanınan markası TOK demek ki arkadaşlarımız bence doğru yolda bu kadar ilgiyi çekebiliyorlarsa demek ki yaptıkları iş doğru ben öyle bakıyorum ee, size şey sordum çok soruluyor bu 28 bin araç teslim edilecek dediniz ee, Kemal Kılıçdaroğlu fabrikaya davet ettiniz mi? Kürsülerden ettik, kameraların karşısında ettik. Ee, Rıfat Bey yönetim kurulu başkanı ee, sanırım ya davet etti ya kendisi geleceğini söylemiş. Ama orada da e, Sayın Cumhurbaşkanımızın bir ifadesi oldu biliyorsunuz. E, Sanayi ve Teknoloji Bakanının da mutlaka orada olması gerekir. Bu projede devletin desteği katkısı zaten malum. Onu duyunca Kemal Bey gelmekten vazgeçmiş. Peki başka muhalefet liderlerini davet ettiniz mi? Biz açılışa biliyorsunuz. 29 Ekim'de fabrikanın açılış töreni oldu ve burada da hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Meral Akşener diğer parti liderleri bu açılışa davet edildi. Meral Hanım gelmedi, Kemal Bey de gelmedi. Dolayısıyla oraya o gün gelseler de aslında açılışta. Fabrikayı görebilirler. Mesela bakanlara makam aracı olarak e, verildi ya, işte siyasi parti genel başkanlarına da böyle teklif gitti mi? Anadolu'da? Verildi diye bir şey yok yalnız şunun da altını çizelim. Teklif edildi Bakınız. kabul ettiler ama. Yok e, biliyorsunuz devlet e, bu araçlar için bir alım garantisi verdi. Hmm. Dolayısıyla bu alım garantisi karşılığında devlet malzeme ofisi aslında bu araçları satın alarak bakanlara, e, bakanlıklara daha doğrusu makam aracı olarak. Bakanlığın ar envanterini aldılar. Tabii bakanlar ya. kişisel olarak aldılar. Hayır. Bakan, yani Hı. devletin arabası, bakanlığın arabası.